Bakalım. Karede. Evet. Bunda da arkadaşlar tek kalem. Başka bir çizim çalışma yapmıyorum. Bakınız. Tepe bölgesi. 2.32 arkadaşlar. 2.32'nin üzerinde yola devam edin. 2.32'nin altında bir stop olun arkadaşlar. Çünkü tam destekten dönmüş durumda. Evet, 2.09 ve 2.32 arasında takip edin arkadaşlar. Şöyle haftalığına bakalım. Evet, haftalıkta da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın haftalıkta da 2.32 karşımızda. Ve yine haftalıkta desteğimiz ise 2.12 arkadaşlar. Evet. Bu 2.32 bandı aşılabilir. Çünkü MACD'miz çok güzel duruyor arkadaşlar. Burada şu MACD'miz şu mavi ile kırmızının kesiştiğini düşünün. Gerçekten Kardemir için bir uçuş olur arkadaşlar. Kardemir şu anda bir ümit veriyor arkadaşlar. Evet. Evet, bir ümit var. Bakalım. 2.32 çok önemli arkadaşlar. Haftalıkta 2.32 çok önemli. Üzerinde kapanış pozitif. Yani bu saatten sonra eğer bu hissede değilseniz arkadaşlar kesinlikle 2.12 ve 2.32 bandında takibini sağlayın arkadaşlar. Haftalık grafiğinizi açın. Herhangi uygulamanızdan haftalık grafiği açın. 2.32 ile 2.12 bandında yol alın arkadaşlar. 2.12'nin altı sıkıntılı. 2.32'nin üstü çok güzel arkadaşlar. Evet. Şimdi karele bakalım. Bir de Kardemir'in alım satımına bakalım bugün için. Kardemir'de bugün %67 alım garantiden gelmiş. Evet. Credit Suisse satışta. Merrill Lynch satışta. Deutsche satışta. Ancak çok cüzi satışlar. HSBC satışta ancak çok düşük satışlar. Yani ciddi amşan bir durumu etkileyecek bir satış söz konusu değil. Kardemir'de. Evet. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Şunun üzerinde şöyle çizelim fiyatımızı. Evet, 2.32 ve 2.08 çıkıyor ancak şöyle yukarı kaldırmamız lazım. Şunu 2.11, 2.12 destek dirençli Kardemir'deyi takip ediyoruz. Hemen karele geçelim. Evet, karel elektronik. Karel'de de yine haftalık bazda baktığımız zaman evet, haftalıkta 4.40 üzeri kapanış, yani bugün yarın itibariyle 4.40'ın üzerindeki bir kapanış yukarı yönlü 4.80'leri getirebilir arkadaşlar Karel'de. Evet. 4.40 bizim için çok önemli arkadaşlar. 4.40'ın üzerinde olumlu, altında negatif haftalıkta. Şimdi 4.40 haftalık, günlüğe gelelim. Evet. Günlükte de arkadaşlar burada yapılacak tek bir şey var arkadaşlar. Günlükte bakınız kırmızının üzerine atması arkadaşlar. Kırmızı değerimiz 4.52. Ya bu yarın için 4.51 olur, 4.53 olur. Önemli değil ancak bugün itibariyle 4.52 arkadaşlar. Hatta biz şurada şu direnç bakınız. Tepe bölgeleri. 4.59 en sağlıklı bölge arkadaşlar. Alım için. Yani tutunabilmesi için sağlıklı
birinci planda 4.52 ve üzeri atması lazım. 4.59'un üzerinde de sağlıklı bir tablo çizer arkadaşlar. Dediğimiz gibi kırmızının altında kesinlikle sıkıntı, ona göre takibini sağlayın. MACD'imize ve RSI'imize bakalım. Evet. Yani söyleyecek başka bir söz yok bunda arkadaşlar. Kesinlikle bakınız, kırmızıya yakın olduğu için direkt biz kırmızıyı baz alıyoruz. Kırmızı değerimiz 4.52 karelde. Evet, karele baktık. Evet. Bu yaz kuyumcu kent gayrimenkul. Şimdi ya bunda da şöyle genel tabloya baktığımız zaman arkadaşlar, bakınız şu şekilde bir toparlanma yapıyor gibi olup tekrar ne yapıyor arkadaşlar? Bakınız, aşağı salıyor. Şimdi burada bakın şu şekilde düşüş gerçekleşmiş. İhtimaldir ki burada tekrar bir yukarı yönlü hareket başlatabilir. Yani öncekilere benzer bir hareketi tekrar başlatabilir. İşte önemli olan burada kalıcılığı. O zaman biz şöyle yapacağız. Bakınız, cuk diye oturuyor. Şimdi arkadaşlar bu siyah çizgimizin altına düştüğü zaman yolları ayırın. Boşayın yani. Onunla beraber olmanızın bir anlamı yok. Boşayın arkadaşlar bunu. Siyahın altına düştüğü takdirde durum belli arkadaşlar. Yani bir yükselen trend var. Bu kırıldığı zaman tehlike arz ediyor. Bunu biliyoruz. Onun için siyahın altı tehlikeli arkadaşlar. 1.19 bandı da aşılırsa çok güzel olur. 1.19 bandı önemli bir direnç. Evet, bakınız 1.19, hatta bir direkt 1.20 de diyebiliriz buna. 1.19 önemli bir direnç. Ve şurada da arkadaşlar yine siyah çizginin altına sarkmaması gerekli. Sarkar ise arkadaşlar bakınız şurada şu bölge 1.05, 0.93'ler tekrar oluşabilir. Onun için diyoruz ki 1.19 önemli bir direnç. Ona göre takibini sağlayın arkadaşlar. Evet. Kutay Bey siz sağ olun. Soner Bilir. Cemaşlı Işıklar Enerji'ye yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi Cemaş ve Işıklar Enerji'yi tabii ki ikisini bir değerlendirmek lazım bence. Şimdi öncelikli olarak bir Işıklar'a bakalım. Işıklar Enerji'ye. Evet. Işıklar Enerji'yi daha önce de değerlendirdiğimizde şu ikili tepeyi söylemiştik arkadaşlar. Yani bakınız ikili tepe şurası kırıldığı takdirde 0.71'ler, 72'ler aşağı yönlü olacağını söylemiştik. Şu anda aşağı yönlü kırılmış durumda. İndikatörlerine bakalım. Evet, indikatörler de zaten satını verdi. Evet. Yani bunlar genelde arkadaşlar tekniğe fazla gelmezler, ancak ufak tefek gördüğüm şeyleri de söyleyelim. Tahta yapıcı ne zaman kafası eserse ona göre ayarlar. Şimdi 0.716 tehlikeli arkadaşlar. Ona göre 0.71'in altı tehlikeli. Yani biz bunu diyoruz, ancak biz teknik anlamda bunu söylüyoruz. Bir bakmışsın ise 0.75'e çıkmış birden. Çünkü bilemeyiz. Yani bu tamamen spek, işte tahta yapıcının elinde olan bir durum. Ancak teknik anlamda 0.71'in altı tehlikeli. Şimdi ışıklar teknik anlamda negatife dönmüşken Cemaş'a bakalım. Yani Cemaş'ta da yani önceki durumları değiştiren bir durum söz konusu değil. Aynı tas aynı hamam gidiyor.
Şimdi şöyle uzun soluklu dizdiğimiz zaman 0.48'ler mi çıkıyordu? 0.50'ler mi? Şöyle baktığımız zaman. Evet. 0.46'lar arkadaşlar. Yani bu hisse buralara kadar gelirse işte şaşırmayın. Çünkü daha önceki dip bölgesi buralar tekrar test edebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi burada ise evet 0.69 arkadaşlar. 0.69'un altı tehlikeli. Evet. Bakınız 0.69. 0.70 diyelim. Daha aşağılarda görebileceğimiz diğer 0.47, 0.48 arkadaşlar. Şöyle uzun soluklu baktığımız zaman çıkıyor. Hemen şöyle baktığımız zaman şu tepe bölgesi de 0.88. Şimdi arkadaşlar hissemiz şu anda 0.78'de. Değil mi? Evet, 0.78'de. Şimdi bizim burada 0.71 desteğimiz var. 0.88 artık direncimiz var. Şimdi bu 0.88'in üzerine atabilir ise arkadaşlar, tabii kalıcılık da sağlaması önemli. Bu Cemaş biliyoruz yani birden anlık gün içerisinde eksi 5'teyken artı 10'a çıkabilen, gün içerisinde eksi 10'dayken artı 10'a çıkabilen yani çok ilginç, agresif bir hisse. Yani her an her şey olabilir. Yani bu hisseyle alım satım yapacak olan kişinin bilgisayar başında durması lazım. Her an takip etmesi lazım. Çok hızlı hareket edebiliyor. Tabi bugünlerde o kadar edemiyor ancak. Evet arkadaşlar bakın şu 3 rakamı takip edin. Uzun soluklu baktığımız zaman en düşük şeyi fiyat arkadaşlar 0.47 geçmişinde. Burayı test edebilir mi? Edebilir. 0.70 destek, 0.88 direnç arkadaşlar. Evet. Artık bu teknik, siz artık hisseyle ilgili haberleri artık bilançoları kendiniz internette açıp onları da kendiniz takip edin arkadaşlar. Evet. Giray Kalkay, Türk Hava Yolları Kardemir baktık. Salih Canımoğlu, eyvallah üstad, haklısın, pek tadı olmuyor. Hep aynı, eline sağlık. Okay Denizer, hocam tavsiyem kişi sayısına göre 1-2 hisse söyleyelim. Toplamda da zamanına göre adet 15-20 yeterlidir. Evet, Okan Bey'e katılıyorum. Gerçekten soru cevap yoruyor. Aslında ben bunları yani tek kalem belirlediğim hisseleri de değerlendirir geçerim ancak kırmak da istemiyorum kimseyi. 4 5 3 soru yani bu şekilde sorulduğu zaman da yorucu oluyor. Ya biz bunu 1 2 günde bir canlı yayın yaptığımız için arkadaşlar 1 2 soru yeterli. Ya zaten 2 3 günde fazla da bir şey değişmediği için yani aynı videoyu geriye dönüp izleyin arkadaşlar. Yani aynı üst üste aynı videolar olmasın. Aynı hisseler olmasın. Evet. Bir de soru sayımızı gerçekten azaltalım. Şimdi ilk soru sormaya başlayan arkadaşlar 3-4 tane soru sorup bunları cevaplandırmaya kalkarsak arkadaki daha sonra katılanlar epey bir beklemesi gerekir. Yani onların da haklarını çiğnemeyelim, ihlal etmeyelim. Nihayet de bir hak oluşuyor. Yani biz bu sunumu yaptığımıza göre, siz de izlediğinize göre arada bir artık hak hukuk da söz konusu oluyor. Onun için fazla da şey yapmayalım, yani abartmayalım. Her zaman buradayız. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Onun için soru sayısını azaltalım. Turgut Kabucuoğlu, teşekkürler Sayın Hocam. Allah razı olsun sizden de. Mustafa Durmaz, bizim güvenli alım bölgesi nedir? Destek direnç. Hemen bizime bakalım. Evet, bizim mağazaları. Evet. Yine 100 günlük hareketli ortalamanın altına sarkmış.
Evet. 6-12-6 tehlikeli. Evet. 6-12-6 tehlikeli. Ona göre takip edin arkadaşlar. 6-12. Şimdi şurada 100 günlük hareketli ortalama 6-51. Bakınız desteğimiz 6. Şöyle 6-15, 6-12. Hatta bu tam olarak göstermiyor. Şöyle yaptığım zaman. Evet, 6-12. 6-12 destek altında tekrar aşağı yönlü bir hareket başlatır. Tabii sizin sorunuz güvenli alım bölgesi nedir? Destek dirençte misiniz? Yani bu hissede yani ilginç bir grafiği var bunun da anlayamadım. Şöyle haftalık bakalım. Şimdi haftalıkta bizim baktığımız zaman MACD'in bakın şurada sat ürettiğini görüyoruz. Evet bakın şurada mavi kırmızı kesmiş sat üretmiş arkadaşlar. Bu tehlike arz ediyor. Haftalık grafikte baktığımız zaman. Şimdi siz güvenli alım demişsiniz. Bence biraz şöyle şu bölgeleri işte 5.03 hatta şöyle 5.05'leri bir test etsin derim yani. Özellikle altının altına şöyle bir düşsün. Yani iki yönü aşağı şu anda haftalık grafikte baktığımız zaman. Yön aşağı arkadaşlar. Bir altı gibi bir artık burada bir önemli bir noktamız var. Bakınız gücünü şuradan alan, şuradan alan. Bakın şu kısımdan alan. Yani şu hissemiz şuraları tekrar test edebilir. Yani altı bandını. Artık burada bunun altına sarkması durumunda ise daha aşağılarda arkadaşlar 5'lere kadar bir test etme ihtimali söz konusu. Ancak pozitif yanaşmamız için şu yeşil değerimiz olan 6.46'lar aşılmalı arkadaşlar. 6.46 aşılırsa yukarı yönlü hareketini başlatabilir. Evet haftalık bence bu artık bizimi haftalık değerlendirmek daha mantıklı. Hemen RSI'ye da şöyle çizdiğimiz zaman bakınız RSI da yine trend çizgisini kırmış aşağı yönlü. O da sıkıntılı. MACD sıkıntılı. Evet. Bir 6'yı test edebilir arkadaşlar. Onun için biraz dikkatli olun. Yani siz alım yapacağınız için pek de acele etmeyin. Eğer hissedeyseniz de 6'nın 6 tehlikeli arkadaşlar. Evet. Yani güvenli alım için eğer 6'ya kadar gelip buradan bir hamle yukarı yönlü yapabilir ise desteklerin dönüş yapacaktır ki güvenlidir. Tekrar 6'yı destek alarak hisseye girebilirsiniz. Ancak 6'nın altında 5'lere kadar yolu gözükür. Evet. Tüpraş. Şöyle Tüpraş'ı haftalık. Evet. İşte olay bu.
Bakınız, destekler tıkır tıkır işlemiş. Evet. Şimdi 113. Evet, 113 binde destekten dönüşünü yapmış, alım üretmiş arkadaşlar. Yani bizim mantığımız her zaman şu olmalı arkadaşlar. Yani destekten alıp dirençte satmalıyız. Direnci kırarsa tekrar girmeliyiz. Bakınız burada şöyle büyütelim şu bölgeyi. Bakınız arkadaşlar tam buradan ne yapmış? Dönmüş. Bakınız. İşlese şöyle evet. Bakınız destekten dönüş ciddi bir yükseliş. Tekrar destekten dönüş. Hatta burada bakınız şu yeşil değerimiz olan 120 bin daha aşılmış. Tüpraş da artık 120 bin bizim için bir destek konumunda arkadaşlar. Şöyle bir de trend çizdiğimiz takdirde bakalım. Artık burada yani hisseye giremeyenler veyahut da hissede olup da ne yapacağını bilemeyen arkadaşlarımızın burada şunu yapması lazım arkadaşlar. Artık bakınız tepedeki direnç bölgeleri. Bakınız direnç. İşte burada ortalama 122.600 gibi bir rakama denk gelir. Yani burada kırılıp gidebilecek mi yukarı? Önemli olan bu. Eğer burası yukarı yönlü kırar ise bakın şu mavi alan yukarıya doğru kırarsa arkadaşlar gider. Ancak aşağıya döner ise tekrar şu aşağıları test edebilir. Ona göre takibini sağlayalım. Tabii bu haftalıkta. Şimdi gelelim günlüğe. Evet. Bakın uzun soluklu RSI'nin düşeni kırdığını görüyoruz. Aynı şekilde hissenin düşeni kırdığını görüyoruz. Şimdi burada da arkadaşlar 100 günlüğün üzerine atmış. Yani günlükte de arkadaşlar şu kırmızının üzerinde yola devam ederiz. Altında ise bir durup bekleriz. Şimdi 121.896 bizim için günlükte destek arkadaşlar. Bu kırmızının altına sarkmadığı müddetçe sıkıntı yok. Ki büyük ihtimal yön yukarı gözüküyor arkadaşlar. Eğer burayı bir ikili dip olarak alırsak bakın şuraları yön yukarıdır arkadaşlar. Zaten şu kesişim 117 binde bakınız. Burada da alıvermiş. Evet. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. 121.896 yani biz bunu kabaca 121 bin diyelim. 121 bin destekli takip edelim arkadaşlar. Evet. Anadolu Grubu Holding. Evet, 10.09 destekli takip ediyoruz. .10.36 küçük bir direncimiz, ara direncimiz 10.36. 10.36'nın akabinde ise 10.68 dirençlerimiz. Evet, dirençlerimiz sırasıyla 10.36 ki zaten hissemiz şu anda 10.30'larda. 10.36 ve 10.68 şeklinde dirençlerimiz var. 10.09'da destek arkadaşlar.
İray Bey, biz teşekkür ederiz. Savaş Bey, biz de teşekkür ederiz. Erdinç Uçar, aleykümselam. Erdinç Uçar, Enes Batur'un evine gittim. Son videomu izleyin. Erdinç Bey, izleyelim bakalım. Enes Batur'un evi nasılmış? Evet. Sakallı Çaylak, bu da güzel bir isimmiş. Türk Hava Yolları yakın geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Türk Hava Yolları'nın yakın geleceği. İşte Türk Hava Yolları'nın yakın geleceği. Oradaki kırılım önemli arkadaşlar. Bunu ayrıntılı bir şekilde bakınız. En fazla kafa patlattığımız bu olmuştu zaten. Bakınız destek, 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 destek. Şu anda destekten dönmüş durumda. 14.91 destekli takip ederiz. Şu yukarıdaki direnç bölgeleri bakınız tıkır tıkır işlemiş. Artık bu birkaç gün yani birkaç seans içerisinde pazartesi, salı, çarşamba neyse rolünü, durumunu belli eder. Hani yukarı ya da aşağı yönlü kırılımını bekleyeceğiz. Eğer yukarı kırarsa sırasıyla direnç bölgeleri takip edilir. Aşağı kırarsa sırasıyla destek bölgeleri takip edilerek yol alınır. Evet, şöyle bir aylık grafiğine bakalım şunun bir de. Evet, destek, direnç, destek, direnç, destek, direnç, destek, direnç. Aylıkta da baktığımız zaman bir ikili tepe oluşmuş. 19-10. Evet. Bu ikili tepede bize zaten satı veriyordu. Onun için yakın gelecekte eğer buralar bir gün kırılır ise o zaman yukarı yönü tekrar bir dalgalanma başlatabilir. Yani şu an itibariyle söyleyeceğimiz o günlük grafikteki arkadaşlar. Evet. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız için artık teşekkür ediyoruz. Biz de istifade ediyoruz. Bazen görmediğimiz noktaları görüyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı görmüş iseniz paylaşabilirsiniz. Beğen butonundan beğenebilirsiniz. Kesinlikle başta da söylediğim gibi hiçbir alım satım tavsiyesi içermemektedir. Her zaman için son kararı kendiniz veriniz. Umarım günleriniz her geçen gün daha da güzel olur. Bol kazançlı günler sizinle olur. Yani şu stoplara uyduğunuz takdirde arkadaşlar her zaman bir sonda bir vaaz gibi, nasihat gibi bir durumda söz konusu oluyor ama stoplara uyduğunuz takdirde arkadaşlar kesinlikle zararlardan yani maksimum ölçüde kurtulursunuz arkadaşlar. Evet, tekrar yeni bir yayında görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.